Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şövalye zorluk seviyesindeki Psycho Man'i hangi karakterlerle kolay şekilde yenebiliriz? Stratejisi ne? Onu anlatmaya çalışıyorum. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, videoyu izlemeye başlamadan önce like butonuna basıp yorumlar yaparsanız, kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar baktığımız zaman kara özelliklerini iyileştir ya da işte döv, cart ve dur, çabuk parlayan kişiliğe de dikkat etmeniz lazım. Zırhlı saldırı ve en önemli karo, parayı çeker iki karosu. Arkadaşlar bu karo gerçekten çok önemli bir karo ve bir dikkat etmeniz gereken, şimdi sizlere göstereceğim zaten. Şimdi burada belli başlı bazı karakterler seçtim. İlk karakterimi seçiyorum, Medusa. Medusa'yla bir harakir yapalım. Çünkü Medusa bildiğiniz gibi hiddet açan bir karakter. Ne kadar özellik açarsanız güç barınız o kadar hızlı doluyor. Ve yukarıda bir sayaç dönüyor gördüğünüz gibi, yenilenme sayacı. Bu yenilenme sayacı tam dolmaya yakınken rakibe yakın durmayın. Uzak durduğunuz zaman yenilenme sayacı sizin üzerinize geçecektir arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Medusa içinden geçebilecek karakterler arasında diyebilirim hızlıca ve seri şekilde oynuyorum gördüğünüz gibi. 44 darbe attık. Biraz dövüşler uzun sürebilir. Güçlendirme bastığınız zaman dövüş daha kısa sürecektir. Bendeki 4.55 bir Medusa. Yani yine de maksimum hasara çıkabiliyor. 15k vurdu bu arada. Parçalanmış zırhı verdik. Rakibe gördüğünüz gibi çatır çutur indiriyoruz. Hiç affetmez sizi. Tabii ki hiddet açmamız da bizim avantajımıza bir durum. Güç barımız daha hızlı dolmasına neden oluyor. Ve bir diğer karakter, Kaptan Amerika Sonsuzluk Savaşçısı arkadaşlar. Bu karakter özellik açmasa da blok becerisi çok iyi olduğundan, hani kinetik potansiyelden dolayı ne yapıyor? Blok becerisini arttırıyor. Kontrol kutusunu görüyorsunuz. Nefret, ağır güç biklemeleri, ağır saldırı sırasında azaltılmış vesaire vesaire. Yani bir bakıma bizi kontrol altına alıyor Psycho Man. Ama dediğim gibi yenilenme sayacı dolmaya yakın rakipten uzak durduğunuz zaman yenilenme sayacı size geçer. Ve blok becerisi yüksek olduğu için Kaptan Amerika ile oldu ki özel saldırı 2'ye maruz kaldınız. Kaçmanıza bile gerek yok arkadaşlar. Sadece engellenemez atmasına dikkat etmelisiniz. Evet, gördüğünüz gibi yalnız sarsıntı vermesi sıkıntı bir bakıma. Çünkü özelliklerinizi ne yapıyorsunuz? Yansıtamıyorsunuz rakibe. Bu da sıkıntılı bir durum tabii ki. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir L3 hasarı da yapalım. Kaç K vuracak? Yani 20-30 K vursa, bu ne kadar vursa kârdır. İyi de vurdu açıkçası. İyi de vurdu. Ve baba Hiperon tabii ki. Hani çok uzun sürmedi bunun dövüşü. Yani %20'lik dilimde başlattım ama ilacı arkadaşlar. Çünkü bir sürü özellik açtığından dolayı güç barıma dikkat nasıl doluyor Psycho Man'e geçtim yani. Çünkü niye, 7 tane hiddet açmış durumdayım arkadaşlar ve bitti yani. Bak, yanına gittim, bir dokunuş yetecektir, pat indiğin bitti gitti. Ve Cool Obsidian, Cool Obsidian'da arkadaşlar rakibin zırhını kıracağız. Öncelikle bol bol zırhını kıralım. Evet, sarsıntı vermesi sıkıntı, biraz sarsıntı vermesi iyi. Yenilenme sayacı dönüyor. L2'ye attı ve kaçmadık. Evet, iki harekette kaçıyorsun normalde. Geri çıktık ama bir ağır saldırı yapalım. Zırhını tekrardan yüksek hasarlara çıkıyor, farkında mısınız? Şu anda hiddet açtı. Güç barıma dikkat. Evet, 29 darbe vurduk. Yani ölmüyorsun, yavaş yavaş da olsa öldürüyorsun arkadaşlar. Öldürücü darbeyi sonda vurmanız lazım. Evet, böyle gidiyor. Corvus Grave tabii ki olmazsa olmazlarından para parayı çeker karosundan dolayı. Kimin özelliği daha fazlaysa, açtığı özellik sayısı fazlaysa daha çok hızlı, daha hızlı güç barı doluyor. Ha, avantajlı durumu. Dikkat etmeniz gereken şey o. Şu anda engellenemez oldu. Haliyle blok yapamayacağım. Gördüğünüz gibi darbe yiyoruz. Kontrol blok özelliğini açtı şu anda. Bir ağır saldırı yapıyoruz. Tamamdır. Üzerindeki şu mavi tik kalkarsa engellenemez olacak. Engellenemezi de ortadan kalkacak bu arada. Şu anda tekrar engellenemez. Evet, kontrol blok ağır saldırı diyor. Tekrar blok yaptık. Evet, şat.
Şu anda yenilenme sayacı üzerimize geçti. Öyle gidiyor arkadaşlar. Kaptan Marvel. Bu az önce gösterdiğim bütün karakterlerin çoğuyla tek atabilirsiniz arkadaşlar. Kaptan Marvel de aynı şekilde. Gördüğünüz gibi. Böyle bekliyoruz yavaştan. Öncelikle bir potansiyel yükümüzü arttıralım üzerimizdeki. Evet. Zaten 25'te bildiğiniz gibi 5 tane hiddet. Ayrıca bir yok edilemez yük açıyor. Evet, ona dikkat etmek lazım. Blok engellenemez attı. Sakin. Biraz sakin oynayacaksın. Evet. Uzağa gidiyorum. Yeniler mesajı üzerimize geçti. Hiddeti açtık. Yanlışlıkla sarsıntı olmayaydı iyi de. Daha dikkatli dövüşürseniz emin olun indireceksinizdir. Ben biraz dikkatsiz çata çuta dövüşüyorum. Bu yüzden hani biraz ne derler, böyle gelişi güzel dövüştüğümüz için tam verim alamadık. Hela. Hela ne yapacaksın? Öncelikle üzerinde gördüğün gibi belli ruhları topluyorsun. Ruhları bol bol toplayacaksın. Ondan sonra L1 ile hiddet kazanacaksın. Ağır saldırı da olabilir. Ama L1 atmanız daha avantajlı. Şu anda 3 tane hiddet var. Güç barım gördüğünüz gibi hızlı hızlı doluyor. Yenilenme sayacını da üzerimize çektik. L1 atıyoruz. 4 tane hiddet oldu. Yalnız ruhları hızlı kaybetmeye başlayacağız. Hiddet sayımız arttıkça ruh kaybetme hızımız da artıyor. Bu yüzden bence hiddeti 3'te tutmanız sizin için daha avantajlı diye düşünüyorum. Şöyle biraz uzun uzadıya dövüşüyorsunuz. Çat zırhını kırdık. Evet, engellenemez oldu. Üzerindeki zırhı kırdığınız zaman engellenemez. Takviyesi kalkıyor. O yüzden ona dikkat edin. Karadul Clairvoyant ne yapar? Ne yapmaz ki? Bak şimdi ne yapmaz ki? Biraz uzun dövüşürsün ama ölmezsin arkadaşlar. Yani böyle bir karakter bu. Biraz uzun dövüşeceksin bu karakterle ama ölmeyeceksin. Yenilenme sayacını üzerimize aldık. 98 tane vurduk. Rakip ölmek üzere yani, görüyorsunuz. Evet, bir L1. L2 atsa bile ölmeyeceğiz. Dermişim. Ölmedik de. Ölmedik yani. Bu arada özel saldırımı kontrol altına aldı şu anda. Nasıl bir karakter ya bu? Nasıl bir karakter? Kanama. Daha doğrusu yakma veriyor şu anda. Bir L2 attık. Yalnız sarsıntıdan dolayı yenilenmeyi kendi üzerine çekti. Kaderin mührünü veremedik. Evet, bir diğer karakter Heimdall. Heimdall da bildiğiniz gibi özellik açıyor. Genellikle bu videoda özellik açan ve etkisiz bırakma ihtimali yüksek olan karakterleri seçtim. Heimdall da özellik açan bir karakter. Gördüğünüz gibi güç barım hızlıca doluyor. Neden? Üzerimde şu anda 3 farklı özellik var. Bu 3 farklı özellikle ne yapıyor? Daha hızlı güç barı doldurmamı sağlıyor. Yalnız hasar olarak düşük bir karakter. Hani hasar verme oranı düşük. Çok yüksek hasarlara çıkamazsınız bu karakterle. Bu yüzden hani ben vurur öldürürüm diye soracak olursanız, sabaha kadar vaktiniz varsa sabaha kadar dövüşürsünüz bu karakterle. Ama dediğim gibi benim elimde Heimdall var. Onunla da iner mi diye soruyorsanız, işte lahana işte lahana turşusu mu, öyle bir laf vardı. Bu mesele yani. Carnage. Carnage'la ağır saldırı yapıyorsun. Sarsıntıdan dolayı vermiyor. Sarsıntı olmasa rakibe kanama vereceğiz. Sarsıntıdan dolayı, çünkü niye, yetenek isabetimizi düşürüyor ağır saldırılarda vesaire vesaire. Ne yapacağız burada? Yenilenme sayacını da üzerimize aldık. Evet, ağır saldırı kanamayı verdik. Yüksek hasarlara yavaş yavaş çıkıyoruz. Yani biraz sabırla dövüşeceksin. Angela. Angela tabii ki. Tabii ki bol bol özellik açan bir karakter. Güç barıma dikkat edin arkadaşlar. Nasıl doluyor bak. Çatır çutur. Bu arada yüksek hasarlara da çıkıyorsun kolay şekilde. Çünkü Angela bendeki bir de 3.45. Düşünün arkadaşlar. Buraya giren arkadaşlar muhtemelen 4.55 vardır karakterleri. Evet, iki harekette kaçıyorsun dediğim gibi Psychoman'ın özel saldırı ikisinden. Ona da dikkat. 1-2 yapıyorsun. Böyle Indian'da 1-2. 1-2 çekiyorsun yani. Anlatabildim mi? Evet, ama kaçamıyorsanız özellikle L1 atmasını bekleyin. Size tavsiyem, sabırla oynayacaksın yani biraz. Evet, şu anda engellenemez. Bak L1 attırın, L1'den çat çat yine iki hareket. Hep iki hareketle kaçıyorsun. Bakın arkadaşlar, 1900 sürekli kritik vuruyor. Yani Angela'nız varsa kesinlikle tavsiye ederim. Doktor Doom tabii ki.
Tabii ki tabii ki, yani tavsiye edeceğim karakterler arasında. Evet, sersemletme yapmadı, sarsıntı veriyor. Sarsıntı vermesi kötü. Yenilen mesajını üzerimize çektik uzakta durup. Ondan sonra kaçış yapıyoruz. L1'e dikkat. Eğer ki L1 hasarına maruz kalırsanız şok yersiniz. Müthiş bir şok hasarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden L1'e dikkat. Bu arada gücünü çekemedik. Sarsıntı verdi tekrardan. Evet, yenilenme sayacı tam üzerimize geçmişken nasıl olur da iyileşme engeli verir. Ağır saldırı kontrol diyor şu anda. Evet, güç barımız doldu ya. Bir sıkıntılı durum. Geri kaçtık. Evet, bir L3. Çok erken bastık ama. Yani dediğim gibi Doom'u da tavsiye ederim arkadaşlar. Zaten Doktor Doom'u olan kesinlikle Doktor Doom'la girmeli. Ondan sonra üstün sembiyot da var. Ben üstün sembiyot kullanmadım ama üstün sembiyot da varsa kesinlikle tavsiye ederim. Tekrardan iyileşmeyi üzerimize çektik. Doktor Doom da bu şekilde arkadaşlar. Ve bir diğer karakter Hulkbuster. Hulkbuster'da zırhlanma açtığından dolayı güç barı hızlı şekilde dolacaktır. Sarsıntı verdi tekrardan. Gördüğünüz gibi güç barımızı aşağı çeken bir zayıflatıcı da veriyor bize. Kontrollü ağır saldırı diyor. Evet, güç barı da doluyor bu arada. Onun da güç barı doluyor. Benim de doluyor. Ona dikkat. Evet. Yenilenme sayacı üzerimize gelsin. Ondan sonra bir dalış yapalım. Evet, git. Tamam. Bir attık. 1, 2, 3 güç barını boşalttık vesaire. Engellenemez oldu ama. Sıkıntı orada. Tekrardan gideceğiz. Evet, tekrardan gideceğiz. Sakince bir L3 atalım. Evet, çata çuta dövüşüyorsun. Rakibin bloğuna vurmak da sıkıntı. Giyotin 2099 kesinlikle tavsiye edeceğim karakterler arasında. Sabırla dövüşeceksin. Combo sayacını yükseltmeye bakacaksın. Combo sayacın yükseldikçe ne olacak? Rakip sana biat etmeye başlayacak. Bak şimdi izleyin. 10 tane vurduk şu anda. İyileşmeyi üzerimize çektik. Öncelikle hop L2 atıyoruz. Sonra bol bol L1 atmaya başlayacağız. Rakibin güç barını boşaltıyoruz. Kontrol altında yani. Evet, bir L3. Çata çuta hasar arkadaşlar. Hop, çok güzel. İliğine kadar çekiyorsun. Combo sayacını kaybetmemeye dikkat edin. Combo sayacını zaten 100'den sonra rakibe geçmiş olsun. O derece. Gerçekten geçmiş olsun. Evet. Ben bu arada combo sayacını kaybettim. Yani yanlışlıkla bir tane engellenemezdeyken yedik. Ona dikkat edin. Bir L1. 3 barı boşaldı. Engellenemez. Herhangi bir moda geçmesi lazım. Üzerindeki engellenemez takviyenin kalkması için mod değiştirmesi ya da zırhını kırmamız lazım. O da sıkıntı yani, zırh kıran bir karakter lazım. Vision Arcus. Vision Arcus'u da kesinlikle tavsiye ederim. Varsa kullanın abi. Vision Arcus da iş yapar. Evet. L2 atıyoruz. Çata 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 vuruyor resmen. Pervane döner gibi L2 atıyor bu kadında. Nasıl bir karakterse artık. Evet, tekrardan. Çatır çutur vuruyorsun. Oo, bu arada bak. Zırhlanma takviyesi üzerinden kalktı gördüğünüz gibi. Engellenemez de ortadan kalktı. Gücünü boşalttık. Yani iç savaş muhabiri. Bir sonraki karakterimiz. İç savaş muhabirinin şöyle bir özelliği var. Zırhlanma takviyesini eğer ki kalıcı hale getirirsek 3-4 tane. Ondan sonra rakip düşünsün. Sürekli güç barı dolduracağız. Ama ağır saldırı yapıyoruz. Sarsıntı vermesi sıkıntı. Evet, bir zırhlanma takviyesi açtık ama güç barımız dolmuyor şu anda. Evet, doldu. Keşke denk gelse. L1 atarsak kalıcı hale geliyor. İç savaş muhabirinde de öyle. Evet. Tekrar gel. Tabii L2 ile oynuyoruz ama sürekli atıyor. Sürekli L1 atıyor Psycho Man'de. Öyle bir gıcık bir karakter. Evet, yokluk içerisinde varlık oluşturmaya çalışıyoruz. Yani amaç o. Magneto.
Hani bir ihtimal iç savaş muhabirim var, girebilir miyim düşünüyorsan, bak, iç savaş muhabiriyle bile girebilirsin. Onu demek istiyorum ben. Anlatabildim mi? Magneto kesinlikle tavsiye edilecek karakterler arasında. Yapmanız gereken tek şey hünerleri biriktirmek. Yalnız sarsıntıdan dolayı rakip üzerinize hüner açtırmıyorsa sıkıntı büyük. Ama bir kere o sarsıntı takviye zayıflatıcısını üzerinizden atıp hüner açmaya başladığınız takdirde Psycho Man'e geçmiş olsun. Evet, 3 tane hünerimiz var. L3 atıyoruz şu anda. Bakın L3'te hasara dikkat. Çok yani max hasar vermese de bildiğiniz Magneto yani bu. Sağ solu belli değil. Evet. Böyle bir ağır saldırı daha yapıyoruz. Üzerimize hiddet açılı. Keşke bir de hüner açabilsek tekrardan. Bu şekilde gider. Kara panser. Olmayacaklar arasında ne yapıyoruz? Çıkarmaya çalışıyoruz. Yani ya kara panter de iş yapar. Onu demek istiyorum ben. Bak, kara panter var mı? Bu da özellik açan bir karakter. Kara panter. İç savaş. Daha doğrusu kahramanların savaşçısı mıydı? Neydi lan bunun adı? Wakanda'dan gelmiş. 57 darbe vurduk. Engellenemez oldu. Hadi geçmiş olsun. Çata çuta indiriyor seni ondan sonra. Bak, zırhlanma açtı. Fark ettiniz mi? Gel şimdi. Evet. 1L1 attık. Rakip L2 atarsa geçmiş olsun bize. Evet. Böyle gidiyor. Ve Colossus. Colossus zırhlanma açıyor bildiğiniz gibi. 5 tane zırh var üzerinde. Eğer ki evet, şimdi güç barıma dikkat. Nasıl doluyor? Bak nasıl doluyor? Rakibin güç barına bak, bir de bizim güç barımıza. 5 tane, 3 tane özellik açtık şu anda. 5 tane zırhlanma, 4 tane zırhlanmamız var. Evet, yenilenme de yapıyorsun. Abi rakibin içerisinden geçersin. Açık ve net diyorum. Rakibe geçmiş olsun o derece. Psycho Man'in içinden geçebilirsiniz. Evet Colossus. Hiç kaçmıyorum. Blok becerisine dikkat. İkinci harekette kaçabilirsiniz tabii. Kaçamıyorsanız size geçmiş olsun. Bak, yenilenmeyi üzerine verdik. Ona da dikkat etmek lazım. Venom. Rakibin zırhını kırıyorsun. Ondan sonra rakibe çata çuta kesinlikle tavsiye edeceğim karakterler arasında. Oldu ki rakip engellenemez oldu. Evet. Yenilenmeyi de açtırdık üzerine. Çok güzel. Devam. 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 Böyle devam. Evet. Engellenemez atması. Ve L1'de om nom yapması. Yani rakibin özelliğini çalıyor arkadaşlar. Boru mu yani? Bak, hiç canım da azalmadı. Çata çuta dövüşüyorsun. Evet. Gel. Gel. Lak. 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 Lak yani. This is luck. Şans diyorum yani. Anlatabildim mi? Lucky. Evet. Yenilenme sayacını üzerimize çektik. Hani Psycho Man ne yapsın bu dakikadan sonra? Kardeş. Hop. Lop. Loop. Çata çuta vuruyorsun. Çok rahat. Tavsiye ediyorum. Bakın arkadaşlar. Videomuz burada sonlanıyor. Yani dilimden, elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.